İki video önce A'nın sütun uzayının doğru eni bulmak için size bir yöntem göstermiştim. A'yı satır indirgenmiş basamak matrisi olarak yazıyorsunuz. Yani R matrisi A'nın satır indirgenmiş basamak matrisi hali. Pivot sütunlarına bakıyorsunuz. Örneğin bu bir pivot sütunu. Bir tane 1 var ve diğer elemanlar 0. Aynı zamanda 1 satırdaki ilk 0 dışı terim. Bu da pivot sütunu. Pivot sütunlarını işaretleyeyim. Şu da pivot sütunu. Satır indirgenmiş basamak matrisin pivot sütunlarını buluyorsunuz. Orijinal matristeki aynı sütunlar doğru eninizi oluşturuyor. Yani birinci, ikinci ve dördüncü sütunlar. Buna A1, buna A2, buna da A4 diyelim. Bu A3, şu da A5 olur. A1, A2, A4, A'nın sütun uzayının doğrayıdır diyebiliriz. İki video önce bunu ispatlamamıştım. Sadece bu şekilde bulacağınızı söylemiştim. Sizden bunun doğru olduğuna inanmanızı istemiştim. Şimdi doğray olması için iki şey doğru olmalı. Vektörler lineer bağımsız olmalı. Bir önceki videoda size R1, R2 ve R4 diye adlandırdığımız bu vektörlerin lineer bağımsız olduğunu göstermiştim. Her birinin farklı bir konumda bir adet elemanı var ve diğer tüm elemanları 0. Bu örnekte 3 pivot sütunu var ama n adet pivot sütunu olsaydı da aynı şeyi söylerdik. Yani her pivot sütunun farklı bir yerde biri var ve diğer tüm pivot sütunlarının o konumdaki elemanı 0. Yani pivot sütunlar birbirlerinin lineer birleşimi olarak yazılamaz. Yani bunlar lineer bağımsız. Geçen videoda gösterdiğim gibi bunların lineer bağımsız olduğunu bildiğimiz ve R'nin boş uzayı A'nınki ile aynı olduğu için bunların da lineer bağımsız olması şart. Doğray olmanın diğer koşulu A1, A2 ve AN'in germesinin A'nın sütun uzayına eşit olmasıdır. A'nın sütun uzayı aslında bütün bu 5 vektörün germesidir. Yani burada A3 ve A5 de var. Sadece bu 3 vektörün sütun uzayını gerdiğini göstermek için A3 ve A5'i A1, A2 ve A4'ün lineer birleşimi olarak ifade edebildiğimizi kanıtlamamız lazım. Eğer bunu kanıtlayabilirsek bu iki vektörün fazlalık olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A1, A2, A3, A4 ve A5'in germesinin A3 ve A5'e ihtiyacı yok derim ve vektörleri 3'e indiririm. Çünkü bu ikisi diğer üçünün lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. Yani bunlar fazlalık. Diğerlerinin lineer birleşimi olarak ifade edebilirsem bunları silebilirim. O zaman bu 3'ünün germesi 5'inin germesiyle aynı olur. Bu germe A'nın sütun uzayıdır. Şimdi bunu göstermeye çalışalım. Bu vektörler A1'den A5'e gider. Bu vektörlere de R1, R2, R3, R4 ve R5 diyelim ve şimdi boş uzaylara tekrar bakalım. Boş uzay yerine ax eşittir, x yerine x1, x2, x3, x4, x5 yazayım. Ax eşittir 0. Bunun çözümünü şöyle tanımlamıştık. x1'den x5'e tüm vektörler. Bunlar boş uzayımızı belirler. Şimdi de r çarpı x1, x2, x3, x4, x5 eşittir 0'a bakalım. Bu 0 vektörü bu durumda 4 adet 0 var. Rm'nin bir elemanı. Bu denklemleri tekrar yazabilirim. A'nın sütun vektörleri nelerdi? A1, A2'den A5'e olan vektörler. x1 çarpı A1 artı x2 çarpı A2 artı x3 çarpı A3 artı x4 çarpı A4 artı x5 çarpı A5 eşittir 0. Bu ifade matris vektör çarpımı tanımının bir sonucu. Bunlar A1'den A5'e sütun vektörleri. Şurada işaretlemiştim. Bu denklemi böyle yazabilirim. Aynı şekilde bu denklemi şöyle de yazabilirim. R1 çarpı x1 veya x1 çarpı r1 artı x2 çarpı r2 artı x3 çarpı r3 artı x4 çarpı r4 artı x5 çarpı r5 eşittir 0. Şimdi bunu satır indirgenmiş basamak matrise çevirdiğimde pivot sütunların x değişkenleri bakalım hangileri oluyordu. Pivot sütunlar r1, r2 ve r4. Pivot sütunların x değişkenlerine pivot değişken diyoruz. Pivot olmayan sütunların x değişkenlerine de serbest değişken diyoruz. Bu sorudaki serbest değişkenler x3 ve x5. Bu A için de geçerli. Bu denklemi sağlayan x vektörleri şu denklemi de sağlar. Bunun tam tersi de doğrudur. İkisinin boş uzayı çözüm kümesi aynı.
Bu x3 ve x5'e de serbest değişken diyebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Bu konuyla ilgili birçok örnek yapmıştık. Serbest değişkenlere istediğiniz değeri verebilirsiniz. x3 ve x5'i istediğiniz reel sayıya eşitleyebilirsiniz. Ve satır indirgenmiş basamak matristen diğer pivot değişkenleri bunların fonksiyonu olarak bulursunuz. Örneğin x1 eşittir ax3 artı bx5. x2 eşittir cx3 artı dx5. x4 eşittir ex3 artı fx5. Bu ikisinin çarpımını sıfıra eşitledikten sonra pivot değişkenlerin serbest değişkenler cinsinden ifade edildiği bir denklemler sistemi elde edeceksiniz. Orijinal matrise döndüğümüzde ise serbest sütunlardan birinin vektörünü oluşturabileceğimizi görürüz. Biz serbest vektörü pivot vektörlerin lineer birleşimi olarak oluşturabilirim. Peki bunu nasıl yaparım? Diyelim ki A3'ü veren bir lineer birleşim bulmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şu denklemi yeniden düzenleyeyim. Düzeltiyorum, bu x3 a3. Denklemin iki tarafından da x3 a3 çıkarırsam, eksi x3 a3 eşittir x1 a1 artı x2 a2 artı x4 a4 artı x5 a5. Tek yaptığım şey, x3 a3'ü denklemin iki tarafından çıkarmaktı. x3 serbest bir değişken, onu istediğimiz şeye eşitleyebiliriz. x5 de serbest, x5 de serbest. x3'ü eksi 1 yapalım. Burada x3 var, o nedenle 1 olur, x5 yerine de 0 koyalım. x5 0 olursa bu terim yok olur. x5'i 0'a eşitlememiz sebebi serbest değişken olması. Serbest değişkenleri istediğim sayıya eşitleyebilirim. Böylece A3'ü potansiyel doğray vektörlerim A1, A2 ve A4'ün lineer birleşimi olarak yazmış oldum. Bunlar orijinal matrisimizde pivot sütunlara denk gelen vektörler. Bunu her zaman yapabileceğimi kanıtlamak için bu birleşimi sağlayan x1, x2 ve x4 değerleri olduğunu göstermem gerekiyor. Satır indirgenmiş basamak matristen elde ettiğimiz denklemlerde x3 yerine -1 ve x5 yerine 0 koyarsak, bu denklemleri sağlayan x1, x2'yi bulabiliriz. Bu durumda x1 eşittir eksi a artı 0, x2 eşittir eksi c falan filan. Bunu her zaman yapabiliriz. Pivot olmayan sütunların vektörlerini, pivot sütunların vektörlerinin lineer birleşimi olarak yazabiliriz. A3 için yaptığım şeyi, şu terimi denklemin iki tarafından çıkarmak suretiyle A5'e de uygulayabilirim. x5'i eksi 1'e, x3'ü de 0'a eşitlerim, bu terim yok olur ve aynı şekilde işlemlere devam ederim. Umarım şimdi sizin pivot olmayan sütunların, pivot sütunların lineer birleşimi olarak ifade edilebileceği fikrine, bu fikre alışmanızı biraz sağlamışımdır. Bu denklemi değiştirmeniz yeterli. Lineer birleşim bulmak istediğiniz şeyin katsayısını eksi 1 ve diğer tüm serbest değişkenlerin katsayılarını 0 yapıyorsunuz. Çok basit. Tekrarlıyorum, lineer birleşimini bulmak istediğiniz şeyin katsayısına eksi 1 yapıyorsunuz, diğer tüm serbest değişkenlerin katsayılarını 0 yapıyorsunuz. Böylece pivot olmayan sütunların, pivot sütunların lineer birleşimi olarak ifade edilebileceğini göstermiş olduk. Yani bunlar fazlalık. Bunun germesi şunun germesine eşit. Bunun germesi A'nın sütun uzayı. Buna göre şunun germesi de A'nın sütun uzayı. Bir önceki videoda size bunların lineer bağımsız olduğunu göstermiştim. Şimdi de bunların germesinin A'nın sütun uzayı olduğunu gösterdim. Böylece satır indirgenmiş basamak matrisin pivot sütunlarına orijinal matriste denk gelen sütunların A'nın sütun uzayının doğrayını oluşturduğuna umarım inanmışsınızdır, sizi ikna edebilmişimdir. Umarım bunu çok anlaşılması imkansız ya da zor bulmamışsınızdır.